Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İza qala'r-raculu li ahihi ya kafir fakat ba'a biha ahaduhuma fe in kana kama qala ve illa raca'at aleyhi muttefakun aleyhi. Bir başka hadis-i şerifte yine men da'a raculen bil küfri ev qala aduven lillahi ve leyse kezalik illa hara aleyhi muttefakun aleyhi. Bu iki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Müslümanın diğer bir Müslümana kafir diye hitap etmesini, kafir diye çağırmasını yasaklamıştır. Birinci hadiste İbni Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam din kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur. Yani gerçekten kafire denilmişse söz doğrudur. Yerini bulmuş olur. Fakat aksi takdirde bu söz söyleyene geri döner. Yani karşıdaki kafir değilse söyleyene geri döner. Yine ikinci hadiste de Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Kim bir adamı ey kafir diye çağırır veya ona ey Allah'ın düşmanı derse o adam da böyle değilse bu söz söyleyenin kendisine döner. Bu iki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanın bir başkasına kafir diye hitap etmesini, onu böyle lanetlemesini en azından ilk olarak kendisine yakışmadığını ifade etmiştir. Bütün alimler bu hadislerin hadis literatüründe müşkül olarak ifade etmiş. Yani itikadımızda mesela diyelim büyük günah işleyenler kafir olmaz. Yani diyelim ki Allah'ın yasaklamış olduğu bir fiili yapmak, onu işlemek kafir olmaz. Bu hadisleri de yani birine kafir demek değil bizzat, bunu böyle itikat etmek, yani kafir demeyi helal görmek manasında anlamalıyız diye buyurmuşlardır. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Bir Müslümana kafir demek yasaklanmış olup böyle bir sözü söylemek caiz olmadığı gibi bu şekilde inanmak en büyük günahlardan sayılır. Bu şekilde inanmak en büyük günahlardan sayılır. Bu sebeple ulema bu hadisi müşkil anlaşılması ve bazı rivayetlerle uzlaştırılması gerektiğini ve zor hadislerden olduğunu söylemiştir. Ve ulemanın geneli de bunu itikat manasında bir Müslümana kafir demenin helal olduğunu düşünmek veya inanmak manasında anlamak gerektiğini ifade etmiştir. Şimdi buradan bu hadis-i şeriflerden şunu anlıyoruz. Bir Müslüman konuştuğunu bilmelidir. Ne konuştuğunu düşünmelidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Elif, Lam, Mim, Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İman ettik demekle işin bitmediğini ifade ediyor. Daha sonra imtihana çekileceğimizi. İmtihanın büyük bir kısmı da söylediklerimizden ve yaptıklarımızdan dolayıdır. Ne söylediğimizi bilmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de yine وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ diyor. Yani bir lisan verdik, iki dudak verdik. Yani iki dudak sanki bekçi gibi insanın dilinin söylediklerine bekçilik etmesi gerekir. Söylediklerini nereye vardığını hesap etmesi gerekir ki Müslümanlar arasında yapılan davranışlar, söylenen sözler
ya insanların birlik beraberliğini muhafaza eder ya da aralarında fitne, fesat ve düşmanlığın yaygınlaşmasına sebebiyet verir. Onun için kötülükle ifade etmek, kötü şekilde söylemek, kötü şekilde çağırmak bir Müslümanın en azından kendi imanının selameti için kendisine yakışmaz ve Müslüman toplumun birlik beraberliği için tehdit teşkil eder. Bu hadisten neler öğrendik o zaman? Bunları ifade edip noktalayalım muhterem kardeşlerim. Birincisi, Müslüman bir kimseye kafir denilmesi veya küfürle ilgili bir vasıfla nitelendirilmesi asla caiz değildir. Hele hele böyle inanılması hiç caiz değildir. İkincisi, bir Müslümana kafir diyen ve bu şekilde inanan kimse ne olur? Kendisi kafir olur. İtikadi manada hem diyen hem de bunun denilmesini helal gören kişi hadisin ifade ettiği gibi kendisine bu isnat kendisine döner. Karşıdaki böyle değilse eğer. Üçüncüsü de Müslümanlar birbirlerini tekfir ederek birlik ve beraberliklerini, kardeşliklerini ortadan kaldırmamalı, bilerek veya bilmeyerek düşmanlara hizmet etmemelidir. Yani kendi birliklerini, beraberliklerini muhafaza hususunda dikkatli davranmalı ve bilmeden de başkalarına tefrika içine düşerek başkalarının ekmeğine yağ sürmemelidirler. Bugünkü toplumumuzda Müslüman milletler, Müslüman devletler bu açıdan şanssız sayılıyor ve birbirlerini suçlamaktan hem mezhebi açıdan hem de başka açılardan birbirlerine düşmanca davranarak ümmetin birliğine halel getirmiş oluyorlar. Cenab-ı Hak bundan tüm ümmeti Muhammed'i ve hepimizi muhafaza eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.